İletişim dünyamız Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt bu programı sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşım İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Evet değerli dinleyicilerim bugün program misafirim doktor psikolog Rukiye Karaköse Hanım. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Evet, uzun bir aralıktan sonra e, sizinle birlikte olmaktan mutluyuz efendim. Eyvallah, ben de mutluyum. Teşekkür ederim. E, değerli dinleyicilerim, bugün doktor, psikolog Rukiye Karaköse Hanım'la ne konuşacağız? Aile içi iletişim üzerinde duracağız. Evet, e, hocam, aile içi iletişim. Anneyle, babayla, çocuklar, Evet, evet. evet. Eşler arasında. Eşler arasında ayrıca hı hı. yahut da efendim geniş ailelerde. Gelin, daha kayınvalide. Kayınvalide, büyükler. Aha. Evet genel olarak hepsinden konuşalım. Evet. Zamanımız el verdiği müddetçe. Evet. Evet e, buyurun efendim. Şimdi aile dediğimizde aslında ailenin tanımıyla başlarsak daha net olur zihinlerimiz diye düşünüyorum. Aile demek etimolojik olarak birbirine dayanan, yaslanıp güvenen demek. Öyle köklü, öyle önemli, anlamlı bir kurum insanlık tarihi için. Zaten baktığımızda sosyolojik kurumlara baktığımızda işte bunların içerisinde ekonomi var, eğitim var, din var, örf adet gelenek var, aile var. En eskilerinden insanlık tarihi kadar eski bir kurum. Din ve aile böyle diyebiliriz. Aile olmazsa olmuyor mu? Olmuyor. Şu an görüyoruz, ee, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde ailenin dağıldığını ve bunun nasıl sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Ciddi toplumsal krizlere sebep oluyor. Ee, tek ebeveynli aileler, yani evlenmeden çocuk sahibi olan pek çok insan var. Bu çocuklar annesiz ya da babasız büyüyor, tek ebeveynli büyüyor. Anne ve babanın rol model oluşundan o bir aradaki e, sağlıklı bir otorite ortamından, anneden daha yoğun şefkat, babadan biraz daha otorite ve koruyup kollama, bu ikisinin karışımı olan o sağlıklı aile ortamından mahrum kalan çocukların ileride aile hayatı kurduklarında ya da yetişkin olduklarında ne tür sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Depresyon oranları çok yüksek ailenin dağıldığı coğrafyalarda. E, anksiyete oranları yani kaygı bozukluğu oranları çok yüksek başka pek çok psikososyal kriz görüyoruz çünkü insanın fıtri olarak sağlıklı yaşamasına duygusal olarak sağlıklı yaşamasına en uygun ortam aile ortamı bunun alternatifi ne olabilir diye zamanında e, birkaç deneme yapılmış alternatif ne olabilir düşüncesiyle İsrail'de e, Kibut denilen yapılar, komünal yapılar oluşturulmuş. Sovyetlerde kolhozlar denen yapılar oluşturulmuş. Diyorlar onlar ki onlar aileden daha çok böyle tarımsal evet yapılar. evet ve alternatif olarak aileye diyorlar Hı. ki neden bir anne baba ve işte onun çocukları bir hanede kalsın ve birlikte yaşasınlar ki böyle bir şeye mecbur değiliz bir komün hayatı olsun kimse kimsenin eş olarak dahi mülkiyetinde olmasın çocuklar da kimsenin çocuğu olmasın komünün çocukları olsun tarım yapalım, çalışalım, üretelim. İşte burada 100 kişi veya 500 kişi yetişkin bir arada yaşasınlar, yurt gibi. Hani aile şeklinde değil, aileye alternatif bir yaşam formu. Yetişkinler çalışsın, üretsin, çocuklar işte okusun, eğitim görsün ama senin çocuğun benim çocuğum olmasın, hepimizin çocuğu olsun. Hepimiz tüm çocuklara sahip çıkalım. Her şey ortak olsun. kimse böyle hani biz aileyiz diye küçük bir yapı kurup da kendi içinde o duygu paylaşımını yaşamasın diye Üretim modelini aynı zamanda aileye de alternatif bir model olarak düşünüp, Hani karı, koca, eş, çocuk, o küçük ailenin sıcaklığını ortadan kaldıracak ve o ailenin fonksiyonlarını topluma paylaştıracak bir yapı öngörülmüş. Üretim açısından belki yüz güldüren sonuçları olmuştur ama duygusal olarak bu insan modeline hiç uygun bir model değil. Çünkü insanın temel güven duygusu için bir tane... ...sabit, kalıcı, sevgi gösteren bir figüre ihtiyacı var. Bu da anne. Anne olamadığında ne olur? Yerini teyzesi, babaannesi, anneannesi alır geleneksel yapıda. Diyelim ki anne vefat etti erkenden. Böyle bir durumda annenin fonksiyonlarını biri devralır. Ne deriz? İşte ben annemi kaybettim ama bana da teyzem annelik etti. Yani bir anne figürüm vardı. Veya işte babaannem büyüttü beni, benim annem gibidir diye. Hatta teyze için anne yarısı gibi tabii, bir söz var yani. Tabii teyze anne yarısıdır, amca baba yarısıdır. Yani sabit bir bakım veren figüre ihtiyacı var çocuğun orada temel güven duygusunun oluşması için. Onu ortadan kaldırıp çocukları öyle sahiplenmeyelim. Hani dünyaya kimin getirdiği de çok önemli değil. Anne ya da baba diye öyle belirgin figürler görmesine gerek yok. Bütün çocuklara hepimiz sahip çıkalım. Bütün çocuklar hepimizi büyük olarak bilsin gibi anneyi babayı neredeyse işlevsizleştiren bir <laughs> yapı öngörüldü ve bunun da hiç duygusal olarak sağlıklı sonuçları elbette olmuyor. Kibutslarda da var bu. Kibutslarda da, solhoz ve Kolhoz'larda da var. Bunlar dediğim gibi hani üretim modeli ortaya koyalım derken bir yandan da aileyi dinamitlemeye yönelikte daha verimli olur mu acaba diye her açıdan, e, manevi verimliliği düşünmeyince sadece maddi olarak verimlilik, karı nasıl artırırız, aile sorumluluğunu insanların üstünden alalım, bunu böyle yurt gibi bir kurumda e, topluca paylaşalım gibi bir yaklaşım. E tabi fıtrattan uzaklaşınca ortaya konan şeyler maalesef çok fazla insana hitap etmiyor, e, ailenin dağıldığı toplumlarda dediğim gibi intihar oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. E, toplumsal dayanışmanın çok zayıf olduğunu, insanların hasta olduğunda ya da yaşlılığında topluma ve dostlarına, sevdiklerine, ailelerine güvenemediğinden kurum bakımına terk edildiğini görüyoruz. Mesela çok yakın geçmişte yaşadığımız durumlar e, İtalya'da, İngiltere'de. Tırnak içinde gelişmiş ülkelerde yaşlılarını bakım evlerinde terk etti insanlar ve bir panik hissiyle tedavi etme noktasına gelince... Onları kendi bakıcıları dahi, kurumlardaki bakıcılar dahi can korkusuyla terk ettiler. E, aile yok zaten. Aileyle birlikte yaşamak ya da işte torunlarıyla birlikte yaşlanmak diye bir olgu olmadığı için kendi öz çocukları dahi çok da sahip çıkmadı. Binlerce yaşlı öldü kayda geçmiş şekilde bunlar elimizde mevcut. Hani şehir efsanesi falan değil. Binlerce yaşlıyı ölüme terk ettiler. Böyle olunca ailede engelliler, yaşlılar, çocuklar, hastalar, dezavantajlı kesimler gibi e, insanların bakımı, sevilmesi, korunması kurumlara devredildi. Kurum bunu ne kadar yapabilir? İşte sosyal güvenlik kurumları, sosyal hizmet kurumları. Tabii ki bu kurumlar gerekli. Tabii ki e, sosyal politikalar üretilmeli. Dezavantajlı insanların hayata tutundurulması için yapılması gereken çok fazla şey var. Ama bu son çağrı olmalı. Ailenin üstlenmediği pek çok vazifeyi modern batılı toplumlarda bugün sosyal hizmet kurumları üstlenmeye çalışıyor. Tabii fiziki refah noktasında ellerinden geleni yapıyorlar, görüyoruz, hani inceliyoruz da sosyal hizmet çalışmalarını dünyada nasıl diye. Mesela dünyada en çok yaşlılığın görüldüğü üç ülke, yaşlı nüfusun en çok arttığı yüzde otuzlar civarında, Monako, Japonya, Almanya sırayla... Ee, belki bu sıralama hani bu yıl itibariyle değişmiş olabilir. Çok yeni şu an son oranlara bakmadım bu yıl için. Yılın başlarında açıklanıyor Ocak, Şubat gibi. Ee, ve bu üç ülkede biliyoruz ki sosyal hizmet uygulamaları çok güçlü. Yani sigortası, bakımı, tedavisi, eve gelen hemşiresi ama... ...bir e, çocuğunun, torununun elini tutmak, eşiyle birlikte yaşlanmak gibi... E, ...manevi anlamda insanı doyuracak şeyleri maalesef yaşayamıyorlar. O yüzden aile çok çok önemli Aile deyip geçmemek lazım hele günümüzde bizim ülkemizde de boşanmalar arttı maalesef epeyce arttı dünyada da zaten gelişmişlikle doğru orantılı olarak boşanma artıyor. Maddi refah arttığı zaman psikolojik olarak insanların biraz daha fazla tüketme daha fazla yenilik deneyimleme ve pek de böyle strese katlanmama... Refleksi de artıyor. Tabii ki çok acılı, çok mutsuz, çok e, insana eziyet olmuş evliliklerde. Elbette bir bitirme seçeneği de söz konusu ama oraya gelmeden önce denenecek çok fazla çare var. Onlar denenmediğinde ya da öfkeye, o anlık bencilliğe kapılarak hızlı karar verildiğinde ailenin dağıldığını görüyoruz. Ve aileyi bu kadar çabuk feda etmememiz lazım. Aile bizim kişiliğimizin çünkü temel olarak yapılandığı yer. Evet. Türk aile yapısının, bugünkü aile yapımızı nasıl görüyorsunuz hocam? Türk aile yapısı geçmişte ...geniş aile şeklindeydi. Günümüzde çekirdek aileye doğru bir gidiş varsa da... ...buna hala tam olarak çekirdek aile demek mümkün değil. Çünkü fiziki mekan el vermiyor olabilir. Evet büyük şehirlerde şu an e, nüfusumuzun çok büyük bir oranı... Yüzde seksen gibi bir rakam. Evet kent e, merkezlerinde evet. yaşıyor. E, fakat e, bu demek değil ki biz tamamen çekirdek aile olduk. Büyüklerimizle bağlarımızı kopardık. E, fiili olarak aynı daire içerisinde... Geniş aile şeklinde yaşamıyoruz çoğunluğumuz bu şekilde yaşamıyor ama aynı binada altlı üstlü karşılıklı ya da aynı sokakta aynı mahallede oturmaya devam ediyoruz büyüklerimizle bu anlamda e, entegre bir geniş aile modeli hala sürüyor toplumumuzda. Yani o köyden kente göçle tamamen çekirdeki aileye dönmedik. O ilk bakışta görülen ve yanıltıcı olan manzara, bizim hala e, büyüklerimizle irtibatımız büyük oranda devam ediyor. Söylediğim gibi buna alternatif modeller üretildi. İşte karşılıklı oturmak, aynı binada oturmak, aile apartmanı, bir mahallede oturmak gibi, birbirini sürekli yoklayan, giden, gelen, bir arada olmaya gayret eden e, bir model bu. Çünkü bizim o geçmiş gelenekten hemen kopmamız çok kolay değil. Burada hem çocuklar çok istifade ediyor, hem büyüklerimiz bir arada olmaktan çok istifade ediyor. Mesela yaşlı bir insanın en büyük problemi yalnızlık duygusu. O yalnızlık duygusunu geçirmek için de neye ihtiyaç var? Çevresinde tanıdığı, sevdiği, bildiği insanlara ihtiyaç var. Torunlarla bir arada vakit geçirmek hem evin büyüklerine iyi geliyor, hem de çocuklara çok çok iyi geliyor. O da oradan koşulsuz sevgiyi, koşulsuz şefkati alıyor. Bir arada vakit geçirdiklerinde manevi değerlerin aktarımı büyüklerden küçüklere çok daha kolay oluyor. Bu böyle aynı daire içerisindeki bir geniş aile gibi olmasa da fiili ve fonksiyonel olarak büyük oranda devam ediyor Türk aile yapısı. Ama az önce bahsettiğimiz gibi boşanmalarda da bir artış söz konusu. Ee, tek ebeveynli aileler henüz o kadar çok değil bizim toplumumuzda ama e, yavaş yavaş artıyor. Özellikle kent merkezlerinde ve daha gelişmiş, ekonomik olarak daha gelişmiş e, kent merkezlerinde... ...boşanma oranlarının da yükselmeye başladığını görüyoruz son 10 yılda özellikle. Evet, söylediklerinize ilave mesela İstanbul'da dediğiniz gibi... E, işte aynı apartmanda karşılıklı daireler, alt üst daireler veya bir apartmanın tamamen bir aileye hı hı. ait olması gibi şeyler var. Bir de ma malumunuz hem şehirlik var. Evet. 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 E, bakıyorsunuz işte Erzurumlar bir semtte toplanmış. Ne bileyim Sivaslılar bir semtte toplanmış. Karslılar bir semtte toplanmış. Böyle evet. E, böyle bir tarafı da var. Işte. Evet evet bu ailenin artık daha büyük daha toplumsal bir versiyonu olan hemşehrilik diyelim. Ee, köyden kente göç özellikle hani 1940'lardan 50'lerden bu yana devam eden yoğun bir şekilde devam eden bir olgu. Köyden kente göçün yarattığı pek çok... Psikososyal sorun var, entegrasyon problemi var kendi toprağını, nefes aldığı yeri, kendini anlamlı hissettiği içinde bir e, anlamlı bir parçası olduğu bütünden kopup e, yepyeni bir yere geliyor. Bunun travmatik etkileri de var. Örfünü, adetini, huyunu, suyunu bilmediği, çevresinde kendisi gibi görünen, kendisi gibi giyinen, kendisi gibi konuşan insanların az olduğu bir yerde insan kimsesiz hisseder, yalnız hisseder. Göçmenlik çok zor bir psikolojidir. Ama bahsettiğiniz bu hemşerilik müessesesi bunu da kolaylaştırıyor ve aza indirgiyor. İnsanın uyum kabiliyetini artırıyor. Hatta öyle ki yurt dışına göçte e, Avrupa'ya Göçmen işçi olarak giden Türklerde dahi bunu görüyoruz. Belli Almanya'da belli yerlerde belli insanlar belli memleketten gidenler orada tutunmuş. İşte e, Yozgatlılar daha çok Viyana'ya gitmiş mesela. Evet. İşte belli bir memleketliler şuraya gitmiş. Trabzonlu Giresunlular başka bir yere gitmiş. İlk gidenler diğerlerinin adaptasyonu için orada bir kolaylaştırıcı görev görüyorlar. Bir de bu e, hem şehri dernekleri var. Onu da anmadan geçmemek lazım. Tamam. Onlar da. Ee, köyden kente göç sırasında ve sonrasında bir tampon mekanizma görevi görüyorlar. Yani insanın o kültür şokunu atlatması için e, bir tampon mekanizma öyle söylenir. E, Mübeccel Kray sosyolog rahmetli oldu sanıyorum. Ee, onun ifadesidir. Diyor ki köyden kente göçte insan bir şok yaşar. Burada kendine gelmesi için onun oraya adaptasyonu için bir e, oryantasyon mekanizması gerekiyor. Bu, bunu da tampon mekanizma olan hemşeri dernekleri yapar hızlıca kişiye iş bulur işte çocuğunu evlendirecekse o Derneğin merkezinde bir tören yapılır söz kesilir işte düğün yapılır vesaire düğünler ölümler yaslar taziyeler hep o insanları bir araya getiren olgulardır ve olabildiğince burada yalnız hissetmesinin önüne geçer Bu da aile yapısının biraz daha büyüğü ve biraz daha kuşatıcı bir versiyonu diyebiliriz Umarız ki hep böyle <laughs> devam etsin. Ee, i̇nşallah. Evet, ee, i̇nşallah. Ee, Tabii çünkü gerçekten söyledikleriniz de belirttiğiniz gibi e, böyle bir yapı, hemşirecilik yapısı e, hiç olmazsa yine insanların birbirleriyle daha sıkı ilişkiler içerisinde yakın akrabalar olsun hemşehriler olsun hı hı. olmasını sağlıyor değil mi? Evet bu bir süre daha böyle gerekli bunu böyle sürdürdükten sonra zaten bir üçüncü kuşakta artık oralı olma durumu var yani sosyolojiye göre de baktığımızda bir insan bir kente ne zaman ben buralıyım diyebilir üç kuşaktır orada yaşıyorsa ailesi daha önce ben iki kuşak olarak duymuştum. Üç, üç, üç kuşak. Üçüncü hmm. kuşakta entegrasyon tamamlanıyor. Evet, i̇ki kuşak e, tamamlanacak yani. E, tabii. İki kuşak tamamlanacak. Biz üçüncü kuşaksak biz buralıyız diyebiliriz. Yani hem ebeveynimiz hem onların ebeveynleri buralı ise buraya gelmiş ve burada yaşamışsa bir kentli olmamız için bir e, üçüncü kuşak orada yaşıyor olmalı. Bir de o kentte artık mezarlarımız olmalı. Biz görüyoruz bazen dördüncü beşinci kuşak İstanbul'da yaşayan insanlar diyor ki ölünce beni köye götürün köye gömün diyor. Halen öyle çok. Hala. Tabi İstanbul'un politikasında da var bu. Mezarlıklarda yer kalmaması yer, evet, malum. Evet böyle bir sıkıntı var fakat şahsın isteği oluyor genelde bu bakıyoruz. Diyor ki ben burada değil işte kendi toprağımda olmak istiyorum. Orada vefat edince orada olayım istiyorum bu demektir ki hala oralı hissediyor kendini. Evet. hala memleketine çok ait hissediyor. Tabii ki insanın kökleri var ama tarih boyunca da biz bir yerden bir yere göç etmişiz. Yani diyelim ki İstanbul'da yaşıyoruz ama köken olarak işte Sivaslıyız ya da Ankaralıyız ya da Mersinliyiz. Orada da belki 300 yıl, belki 500 yıl yaşamış. Ondan önce de oraya bir yerden gelmiş. İşte Orta Asya'dan gelmiş, Horasan'dan, Tebriz'den ya da başka bir yerden gelmiş. Bir yerden gelmiş oraya da. önemli olan bulunduğumuz yerde sağlıklı bir şekilde entegrasyon sağlamak uyum sağlamak ve onu yaparken de kültürel milli manevi değerlerimizi kaybetmemek. Evet. Şimdi sadece Türkiye'de değil, malum dünya globalleşiyor diyoruz. Almanya'da 3 milyon gibi büyük bir nüfusumuz var. <laughs> Avrupa'nın tamamına baktığımızda 5 milyon gibi bir nüfus var. E, artık oralarda da insanlar ölüyorlar ve Evet. E herkes Türkiye'ye getirmiyor cenazesini, hı hı. değil mi? Oralarda da defnediyorlar. Evet, evet artık. Oralarda burada. da kabristanlar var, Müslüman evet. Türkler için kabristanlar yavaş, yavaş. var. Artık orada evet. kalıcı olduğunu hissediyorsa, bundan sonra geriye kesin bir dönüş öngörmüyorsa ve orada yaşamına devam edecekse... ...orada da gömülmeyi isteyebilir insanlar ama halen de getirenler epeyce var. Hani cenaze fonu veya cenaze işleriyle ilgilenen birimler var o ülkelerde Müslümanlar evet. için. Oradan biliyorum. Hani halen bunu e, ya cenazemiz ortada kalmasın, biz nerede oluruz, nerede gömülürüz diye büyük yaştaki kuşak öyle istiyor. Gençler için tabii değişiyor gitgide durum. Evet. Dediğiniz gibi üçüncü kuşaktan sonra daha neler olacak kim bilir. Yaş yaşarsak göreceğiz. Evet. Ee, bu aile yapısının bozulmasını sözünüzün başında belirtmiştiniz işte kolozlar, Hı -hı. Efendim, kibuslar Hı -hı. E, sebebiyle. Neden istediler acaba bunlar böyle bir yapıya geçmeyi? Sadece e, ekonomik sebep değildir herhalde. Hı -hı. E, i̇nançları bozmak gibi bir düşünceler de söz konusu zannediyorum. Ee, inanç çok işlevsel değilse, karlı bir şey değilse e, ve üretim araçlarının elinde bulunduranların işine gelmiyorsa inanç çok kolaylıkla bertaraf edilebilir onlar için. Ee, evet üretim ve karlılık temel amaçları ama zaten eğer insanın dini ekonomi olursa, üretim, karlılık, çok para kazanmak olursa orada aile gibi bir değeri de çiğneyecektir. Başka manevi değerleri de çiğneyecektir. Oradaki temel önceliği inanç ya da maneviyat değil hiçbir zaman. Eğer işlevsel ise onu da kullanır. Yani inanç, maneviyat ya da aile onun için işlevselse onu da kullanır. Ama Bugün kapitalist sistemin de yaptığı şey aynı. Bunları yapan komünist yaklaşımda Bugün kapitalist sistem de ailenin sürmesinden yana değil. Çünkü aile olunca ekonomik dayanışma oluyor. İnsanlar bir arada yaşayarak bazı masraflarını aza indirgemiş oluyorlar. Yani üç tane çocuğu varsa bir ailenin, bir ebeveyni varsa beş kişi bir arada yaşıyor. Tek bir buzdolabını kullanıyor, tek bir evin kirası ödeniyor. İşte e, tek bir televizyon belki izleniyor... Yemek bir arada pişiriliyor, bir arada yeniyor. Ama bu insanların her biri tek yaşarsa çok daha fazla tüketecek. Evet, Kapital sistemin işine gelmiyor mu? Gelmiyor. Her biri ayrı yaşarsa, 18-19 yaştan itibaren ayrı bilgisayar, ayrı buzdolabı, ayrı işte. ...çamaşır makinesi vesaire gerekecek... ...tek yaşadığı için yemek pişirmeyecek... ...hazır söyleyecek vesaire... ...o bir evde yaşamanın getirdiği... ...ekonomik paylaşımın... E, ...avantajlarını da... ...ortadan kaldırarak... ...tek ol, tek yaşa, daha fazla tüket... ...daha haz odaklı bir hayat yaşa... ...yani yarın öbür gün çocuğum ne olacak falan... ...bunun gibi kaygılar da duyma... ...sadece kendini düşün ve haz odaklı yaşa evet. diyor. Hocam bir ara verelim sonra devam edelim. Tamam. Değerli dinleyicilerim, Tegera TV'mde iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Doktor Psikolog Rukiye Karaköse Hanım'la birlikteyiz. Aile içi iletişim konuşuyoruz. Programımız devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim doktor psikolog Rukiye Karaküzoğlu'nda birlikteyiz. Aile içi iletişimden konuşuyoruz efendim. Evet, e, aile içi iletişim dedik. Ailenin başlangıcı malum evlilik. E, eşlerin birbirlerini tanımaları, seçmeleri ve bir yeni bir hayata başlamaları. Buradan devam edelim isterseniz. Evet iki insanın birbirini tanıması ve evliliğe karar vermesi hayatlarındaki tabii önemli bir aşama ee, bu bazen ailelerin isteği ve tanıştırmasıyla oluyor buna biz görücü usulü evlilik diye söylüyoruz ee, kültürümüzde böyle bir isim veriyoruz ama ee, sadece bizde yok, başka ülkelerde de var. Onlar da aranje edilmiş evlilik diyorlar. Mesela ebeveynleri değilse de arkadaş grupları diyor ki işte bununla bunu biz tanıştıralım. Bu ikisi birbiriyle yapabilir, birbirlerine uygun insanlar. İkisi de evlilik düşünüyorsa, ciddi bir beraberlik düşünüyorsa iki arkadaş ya da bir arkadaş grubu da tanıştırabiliyor iki kişiyi. Bunlara da aranje edilmiş evlilik diyorlar. Ve araştırmalar gösteriyor ki Amerika'da yapılan araştırmalardan referans verebilirim aranje edilmiş evlilikler aşk evliliklerine göre daha başarılı evlilikler. Çünkü aşk evliliğinde biraz böyle duygular insanın aklını ve muhakemesini örtebiliyor. Kişi kendine çok da uymayan ...hayat felsefesiyle çok örtüşmeyen, kendisiyle aynı yolda yürüyemeyecek birini... ...sadece beğendiği, çekici bulduğu, çok hoşlandığı için seçebiliyor evlilik için. Bir anlık için. duyguyla. Bir anlık duyguyla evet. ki duyguları çok güçlüyken yani bir insan diğerine aşıkken neler olduğunu... ...beyninde neler olduğunu artık biz bilimsel olarak kanıtlayabiliyoruz. Ee, MR cihazıyla, bir ölçümleme yöntemiyle fonksiyonel MR deniliyor buna... Aşık olduğunda beyninde hangi bölgeler aktif, hangileri değil? Bunu görebiliyoruz. Ve e, aşık olan insanın beyninde evet hormonal bir takım değişiklikler var ve... Beynin ön bölgesi, alnımızın hemen arkasında bulunan, yakın bulunan bölge muhakemeden sorumlu bölgemiz. O bölgenin de pek çalışmadığı görülüyor araştırmalarda. Hmm. Yani aşık insanın e, muhakeme, akletme, karar alma bölgesi sağlıklı çalışmıyor. Yeterince kan gitmiyor bu bölgeye aşıkken. O yüzden çok deli gibi aşıkken evlilik kararı almak sağlıklı bir şey değil. Bir altı ay, sekiz ay beklemekte yarar var. Bir beyin kimyası normalleşsin, otursun. Bir de çok bile seviyor olsak o insanı mutlaka aklına, fikrine güvendiğimiz, iyi niyetine güvendiğimiz dostlarımızla, büyüklerimizle istişare edelim. Biri yanılsa biri yanılmaz. Her biri de aynı şeyi söylüyorsa bak bu insan sana uygun değil Lütfen bir daha düşün. Lütfen bekle diyorsa çok dikkat edelim buna. Hayat boyu sürecek bir karar, kendimizi ateşe atmaya gerek yok. Çok güçlü duygular hissediyor olabiliriz ama karşımızdaki insan bize uygun mu, değil mi? Onu tartabilecek mekanizmadan yoksun kalıyoruz çok aşık olduğumuzda. Onun için böyle bir önemli kararı alırken sadece duyguyla hareket etmemek lazım. Büyüklerimizle istişare çok çok önemli çevremizde bizi iyi tanıyan dostlarımızla da istişare etmek çok çok önemli. Bu aşamada iletişimde nelere dikkat etmek lazım? Bir kere azami hassasiyet gerekiyor. Çünkü karşımızda farklı bir örfte, adette yetişmiş, farklı bir aile yuvasında büyümüş bir insan var. 25 yıl, 30 yıl neyse, ayrı bir yuvada büyümüş ve bambaşka alışkanlıkları olabilecek bir insan. Bu insan bizim... Çok değişik bir kültürde yetişmiş değil? Tabii farklı bir ailede ki... ...biz aynı ailede yetiştiğimiz kardeşimizle bile... ...bazı konularda fikir ayrılığına düşebiliyoruz. Hatta bazen taban tabana... ...zıt düşünebiliyor ve yaşayabiliyoruz. Aynı ailede yetiştiğimiz insanla bile... E, ...her zaman... ...aynı fikre, aynı zikre... ...sahip olmayabiliyoruz. Kaldı ki bu başka bir ailede yetişmiş... ...başka bir ortamda büyümüş ve... ...başka bir mizaca kişiliğe sahip. Buradaki iletişimde azami hassasiyet dememin sebebi bu. Karşımızdaki insanı tanıyıncaya kadar yanlış anlamaların çok fazla olabileceği bir dönem. Çünkü biz çok iyi tanıdığımız biri bir hareket yaptığında, muğlak bir hareket, belirsiz bir hareket veya söz sarf ettiğinde diyoruz ki ya ben onu tanıyorum öyle demek istememiştir. O iyi niyetle söylemiştir, o kötü bir niyet taşımıyordur. Ama yeni tanıdığımız bir insanda Henüz bu referans noktalarımız oluşmadığı için her şey yanlış anlaşılmaya müsait, eksik anlaşılmaya müsait. Biz çoğu zaman bir cümlesiyle, bir davranışıyla o kişi hakkında hüküm veriyoruz. Onun için önce olumlu referansların olduğu bir insanla başlarsak zaten işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Yani bizi ve karşı tarafı tanıyan kişiler siz ikiniz birbirinizle anlaşabilirsiniz. Siz birbirinize uygun iki insansınız dediyse bu zaten biraz rahatlatır ortamı. Ondan sonra da iyi tanıyıncaya kadar hassasiyetle davranmak, ön yargılı olmamak çok önemli. Karşımızdakini böyle dedi, o zaman demek ki böyle düşünüyor, demek ki böyle hissediyor gibi yargılara, çıkarımlara... çok kolay varmamamız lazım. Ee, yine e, o süreçte yanlış anlama ihtimallerinde daima dur bir karşı tarafı dinleyeyim, dur bir sorayım, emin olayım demek lazım. Kendi aklımızda çıkarımlar yapıp mahkum etmemeliyiz karşı tarafı. Bir de bol bol soru sormalıyız. Çünkü evlilik öncesi hazırlık aşamasında ister istemez o söz, nişan, ailelerin tanışması, alışverişler, ev kurma hazırlıkları olacak ve bir arada sık sık karar almak zorunda kalacağız. Bir insanla ne kadar ortak karar alma zorunluluğumuz varsa o kadar çatışma yaşama ihtimalimiz artar. Çünkü her konuda da aynı karara varamayabiliriz. Farklı farklı düşünüyor olabiliriz. İşte o esnada olabildiğince karşıdakini dinlemek ve soru sormak önemli. Biz böyle düşünüyoruz. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Biz böyle uygun gördük. Sizin beklentiniz nedir? Sizin işte örfünüz, adetiniz ya da evlilikle ilgili beklentiniz, evle ilgili beklentiniz. Nerede oturmayı düşünürsün, nasıl bir evde oturmayı istersin, nasıl bir ev dizaynı istersin. Hepsi ayrı ayrı tartışma konusu. Biri çok klasik ve süslü püslü bir ev hayal ediyordur. Diğeri çok sade, fonksiyonel bir ev hayal ediyordur. Orada bile karşılıklı kırılmamak ve kırmamak için açık olmak, net olmak, beklentilerimizi ifade etmek gerekiyor. Özellikle hanımların yaptığı bir şey var. Biz bunu beyin kimyamız, beyin yapımız da buna yatkın olduğu için sıkça yapıyoruz. Kadınlar imaları daha kolay anlar ve çözümler, beden dilini daha iyi okur ve çözümler ve sezgileri daha kuvvetlidir bundan dolayı da deriz. Onun için karşı tarafı da öyle zannederek işte anlasın. Yani her şeyi de söylememe gerek yok. Ne düşündüğümü o anlasın. Ben söylersem ne kıymeti var? Her şeyi de ben mi söyleyeyim diyerek bazı konularda açık davranmayabiliyoruz. Anlaşılmayı bekliyoruz ama açıkça söylemiyoruz beklentimizi. E, düşünmesi gerekirdi, onun akletmesi gerekirdi, onu anlamaları gerekirdi diyerek karşıya müneccimlik, zihin okuma becerisi atfediyoruz. Kimsenin öyle bir becerisi olmak zorunda değil. Kimse zihnimizi okumak zorunda değil. Bir beklentimiz varsa bunu mutlaka açıkça söylememiz lazım. Ben böyle isterim, böyle düşünürüm, böyle arzu ederim, böyle bir şey bekliyorum diye. Yani o düşünseydi, o anlasaydı, onu da kendisi akletseydi diyerek karşıya böyle bir ağır sorumluluk yüklememek lazım. Peki, Açık olmalıyız. erkeklere düşen bir şey yok mu bu konuda? Erkekler de bilmedikleri noktada mutlaka sormalı. Yani söyleselerdi de yapardım deyip kenara çıkmamak için e, her bir süreçte bir kontrol yapmalı. Yani alışverişe mi çıkıldı? İstediğiniz başka bir şey var mı? Sizin örfünüzde adetinizde olan fakat bizim unuttuğumuz bir şey var mı? Arzu ettiğiniz bir şey var mı? Bunu mutlaka sormalı. Veya bir planlama yapılıyor. İşte biz Bart'ta isteme, e, işte Nisan'da da nişan düşünüyoruz. Hatta sözle nişanı birlikte düşünüyoruz dedi erkek tarafı karşı tarafa şunu da söylemek lazım tebliğ etmenin ötesinde siz nasıl düşünüyorsunuz sizin beklentiniz hmm. nedir siz nasıl arzu edersiniz ailenin beklentileri neler senin beklentilerin neler sonra ileride ee, şunu isterdim olmadı bunu isterdim yapılmadı diye üzüntü ve pişmanlık vesilesi olmasın erkek tarafı da burada tabii Türk örfüne de bakarsak daha fazla hani evlilik süreçlerinde maddi olarak özellikle sorumluluk taşıdığı için onun daha fazla sorması lazım ne bekliyorsunuz ne yapmamız gerekir biz sizin örfünüzü adetinizi bilmiyor olabiliriz ya da beklentinizi tam bilemeyebiliriz lütfen bize. Söyleyin, bizi aydınlatın, her aşamada e, eksik bir şey kaldı mı, yapmamızı istediğiniz bir şey ya da bizden beklediğiniz bir davranış, bir ritüel, tören var mı? Bunları hep açık açık sormak ve açık açık söylemek gerekiyor. Sonra çok fazla küslük, pişmanlık, kırgınlık oluyor. Biz bunu 20 yıllık evli çiftlerde dahi görüyoruz. Sorunlar nelerdir ve ne zaman başladı diye sorduğumuzda genellikle daha evlenmeden önce başladı. Nişan çarşısında şöyle dediler, sonrasında böyle yaptılar, kına gecesinde kayınvaliden böyle dedi, eşim şunu unuttu, bunu ihmal etti diye... Hala 20 yıl sonra bile onların acısını insanlar duyabiliyor. O yüzden çok açık olmalı, beklentilerimizi söylemeli, rahatsız olduğumuz bir şey de varsa nazikçe muhakkak belirtmeliyiz. Çünkü kolay değil bir yola çıkıyoruz. Birlikte şirket kurmaktan daha zor ve daha karmaşık bir şey yapıyoruz. Şirket kurarken bile oturup aylarca fizibilite yapıyor insanlar. Nasıl olur, nasıl yürür diye. E bu evlilik de daha az bir özeni hak ediyor değil, daha fazlasını hak ediyor. Hiç şüphe yok bir aile kuruyor çocuklar olacak efendim hı hı. onlar ortak çocuklar olacak yani şirket gibi değil tabii değil yani. daha zor daha çok zor, zor. Hı hı. o yüzden o bir arada bir yola çıkarken birbirimizi kırmadan beklentilerimizi karşılayarak o örf adetlerinde tabii pek çoğunun e, duygusal temelleri var. Tamam artık hani kaldırılması gereken, çok da insaflı olmayan başlık parası falan gibi de... E, ...dönemin ekonomik koşulları içerisinde ortaya çıkmış bazı örfler var ama... E, ...bazılarını evet hakikaten insan onuruna ya da insafa sığmayan bazı örfler var ortadan kaldırılması gereken. Yazık insanlar beş yıl gidip çalışıp başlık parası biriktirmek zorunda kalıyormuş evlenebilmek için geçmişte... Ee, bunun gibiler değil ama geri kalan örf ve adet e, oradaki çiftin evliliğe kolay geçmesini, keyifli geçmesini ve sağlıklı bir yuva kurmasını kolaylaştırmak için zaman içinde kurumlaşmış alışkanlıklar olabildiğince gönül kırmadan imkanlar çerçevesinde karşılıklı iki tarafında gönlü yapılarak başlanırsa sağlıklı bir temel atılmış olur. En çok dikkat edeceğimiz şey beklentilerimizi açıkça ifade etmek, anlasınlar diye beklememek ve karşı tarafa da sorarak onların ne hissettiğini, ne beklediğini de öğrenmek bu süreçte. Evet, günümüzde çalışan hanımlarda çoğaldı. Çalışan hanımlar derken bir yanlışlık yapmayayım. Evdeki ev hanımları için çalışmayan hanımlar tabiri hiç de hoş değil tabi. Bir hanımın ev içerisindeki çok büyük görevleri var. Her gün sabahtan akşama kadar çalışırlar evin içerisinde birçok işler yaparlar. Yemekten, çamaşırdan, tutun da çocukların bakımına, çocukların eğitilmesi yani o kadar çok işleri var. Ee, ama bir de çalışan bir hanımsa yani dışarıda çalışan bir hanımsa bu yükü katlanıyor. Evet. Ee, bu konuda neler dersiniz hocam? Şimdi. Kadının tarih boyunca kadın hep çalışmış. Erkekle birlikte evinde, tarlasında, e, belki kendine ait bir bahçesinde, atölyesinde hep çalışmış, hep üretmiş söylediğiniz gibi. E, sadece sanayi devriminden sonra ev dışında ve ücretli çalışma durumu gündeme gelmiş. E, bu durumda da kapitalist sistem çok insaflı değil hala. Bazı iyileştirmeler yapılsa bile doğum izni, süt izni gibi hala çok istenen noktada olduğunu söyleyemeyiz. Sistem kadından erkek gibi çalışmasını bekliyor. Yani bir erkekten hafta içi beş gün dokuzdan altıya çalışmasını bekliyorsa o pozisyon için kadından da aynısını bekliyor. İyi tamam diyelim ki fiziken de çok güçlü bir kadın bu ki kas gücümüz dahi eşit değil erkeklerle. E, strese dayanıklılık kas gücü vesaire farklılıklarımız var ve bunlar güzel farklılıklar birbirini tamamlayan şeyler ama sistem bir erkekten o pozisyonda kaç saat ve hangi yoğunlukta çalışmasını bekliyorsa kadından da aynısını bekliyor diyelim ki kadın bunu kusursuz yaptı yapabilir ama eve döndüğünde hala pek çok kültürde ev içi sorumluluklar daha fazla kadının üstünde Adı nasıl konulursa konulsun, görece gelişmiş ülkeler bile olsa daha fazla kadının ev içi duygusal sorumlulukları ve bazı fiziki yükleri de hala üstlendiğini görüyoruz. Bu nasıl etkiliyor? Tabii ki kadın iki kat yoruluyor. Çünkü zihninde de taşıyor o yükü. Yani fiziken evden uzakta olduğu süreçte bir bakıcı gelmiş olabilir ya da bir yardımcı gelip ev işlerini yapmış olabilir şanslıysa. Ama o zaman bile o bakıcının, o yardımcının e, gelip gitmesini, ev içinde yapacağı işlerin sınırlarını, denetimini e, vesairesini yine genellikle kadın üstleniyor. Evde biten malzemelerin alınmasının, tespit edilmesi vesaire zihninde bu yükü taşıyor. Erkek ev içi işlerde sorumluluk alsa dahi çoğunlukla bunun böyle çok adilane bir dağılım olmadığını görüyoruz ve İş hayatında tam zamanlı çalışan kadınların aynı zamanda bir de tam zamanlı annelik yapmak zorunda ya da tam zamanlı ev hanımlığı yapmak zorunda kaldığını ve çok yıprandığını görüyoruz. E, sosyolojik araştırmalarda kadın e, ev dışında ücretli bir işte çalıştığında e, bunun aile içi rol dağılımını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Ev içerisinde bazı durumlar daha sıkıntılı hale geliyor. Nasıl? ...destek istiyor ve eşi desteği gösteremeyebiliyor o ev içi desteği yeterince... ...hala bazı rolleri doğal olarak daha kadına yakın bulduğu için... ...ve kadın daha fazla yoruluyor, daha fazla yıpranıyor... ...ekonomik özgürlük elde ediyor ama bunun duygusal bedelleri ağır oluyor... ...boşanmaların tetiklendiğini biliyoruz pek çok psikolojik ve sosyolojik araştırma gösteriyor ki... ...kadın ekonomik özgürlüğünü elde ettikçe boşanmalar artıyor... Bu şu mu demek yani kadın parası olunca evliliğini sürdürmeyeyim bir tekme vurayım da evliliği dağıtayım mı diyor. Hayır kadın zaten eğer mutsuzsa ve parası olmadığı için ayakta kalabilme hayatta kalabilme e, ihtimali olmadığı için tek başına katlanıyorsa... ...dişini sıkıp sabrediyorsa, çaresizlikten, seçeneksizlikten o evlilikte ise... ...artık ekonomik gücü olduğunda çaresiz ve seçeneksiz hissetmediği için... ...bitirme gücünü bulabiliyor kendinde, bitirme cesaretini bulabiliyor. Burada hani kadın çalışmasın ve o evlilik sürsün dediğimizde... ...kadın çaresizlikten o evliliği sürdürüyor. Bunları ayırt etmemiz lazım. Fakat kadın hem çalışsın, eve ekonomik katkı yapsın diyen beyefendiler hem de kusursuz ev hanımlığı beklememeli bu durumda. Çünkü her seçiş bir vazgeçiştir diyor Sartır. Yani bir kadının 24 saati var. Bunun en verimli 8-10 saatini iş yerinde geçirdikten sonra tıpkı senin gibi dinlenmeye, uyumaya, istirahate ihtiyacı var. Nasıl gelip tam zamanlı ev hanımlığı ve tam zamanlı annelik yapacak? Bazı şeyler biraz eksik kalacak. Bu da bir seçim. Yani oradaki o ekonomik kaygı ya da ekonomik olarak eve bir katkı yapsın kadın. Diyorsa bir beyefendi evde onu fazlaca desteklemek zorunda. Evde daha adaletli bir iş bölümü yapmak zorunda. Ee, yok eğer diyorsa ki hani senin bir kuruşunu bile ben kullanmıyorum, istemiyorum. Sen tamamen çalıştığın parayı kendi tasarrufunda tut. Ee, ben senden ev içi işlerde bir bekle, ev içi e, maddi sorumluluklarda hiçbir beklentim yok diyorsa... ...o zaman belki bir daha tartışılabilir bu ama... Görüyoruz ki pek çok beyefendi hem eşine sen de faturayı öde, sen de şunu öde, sen de bunu yap diyor. Ondan kendisi gibi aynı maddi sorumluluk bekliyor. Aynı zamanda ev işini de yine ona yıkıyor. yıkıyor. Bu arada adaletli bir durum değil. Sen yorulduğun gibi o da yoruluyor. Adaletli bir paylaşım olması gerekiyor ev içi işlerde ve beklentiyi de biraz daha gerçekçi tutmak gerekiyor. Evet. Günümüzde devlete bu konuda herhalde çok büyük işler de düşüyor. Çok, çok. Bu son pandemi döneminde mesela bir de ee, ev ofis, home ofis deniyor Hı. malum ee, Arttı Hanımlar daha çok e, Hanımlar da erkekler de evden işlerini yapmaya başladılar Bazı işler için tabii her iş Hı. için değil ee, Böyle bir ortam belki hanımlar için e, daha iyi olur ilerisinde Yani mutfakta kazanı kaynarken hiç olmazsa Hı. işini de bu arada evet. bilgisayarının başından yürütebilir ha, İşte Erkek de evde bilgisayarın başından işini yürütüyor ama mutfakta bir şey pişirmeden yürütüyor. Arada hmm. makineye çamaşır atmadan yürütüyor. Dur. Şu pirinci de ıslatayım demeden yürütüyor. Bu erkek için ev içi çalışma yine konforlu bir şey ama kadın için daha stresli bir şey bana kalırsa. Çünkü hmm. evde olunca bütün aradaki nefes alma boşlukları, vereceği bir kahve molası ya da öğlen bir saatlik yemek molasında diyor ki makineye çamaşır atayım, dur şu makineden çamaşırı çıkarayım, asayım, o arada yemeği yapayım. Ya yani bu kadın için hem zihinsel hem fiziksel olarak çok yük bindiriyor üzerine. Bunu kız öğrencilerde de gördük pandemi döneminde, üniversite öğrencileri. Evde olunca ev işi bekliyor annesi, çocuk kardeş bakmasını bekliyor, kardeşine bak, yemeği de Hı -hı. sen pişir. Bütün gün evdesin zaten, bilgisayarın başındasın, şu yemeği de sen koy gibi. Ev içinde olunca ev kadın kadından yine sorumluluk bekliyor. Yine iş bekliyor. Yani 9'dan 5'e erkek bilgisayarın başına oturup işini temiz temiz yaparken arada hatta çayını kahvesini yemeğini önüne beklerken hanımefendiye böyle hizmet eden kimse olmuyor evin içinde. Bu iki kat yük demek olabilir. Home office çalışmak bir kadın için kolaylaştırıcı olabilir. Şöyle ev içinde destekleniyorsa yardım edeni varsa dışarıdan profesyonel veya eşiyle Profesyonel adaletli bir şekilde paylaşımları varsa kolaylık olabilir. En azından yol stresi çekmemiş olur. Evinde steril bir iş ortamı oluşturabiliyorsa aralarda koşuşturmadan, aralarda yemek yapmadan vesaire. Bir de part time çalışma imkanlarının işte süt izni, annelik izni gibi konuların daha gerçekçi yapılandırılması lazım. Mesela işte çocuğun bir yaşına gelene kadar ya da iki yaşına gelene kadar süt ihtiyacı olduğu için belli bir saat süt izni var ama. Çocuğun temel güven duygusunun oluşması için 0-2 yaş arasında anneye çok ihtiyacı var. O da günde 1-2 saat değil yani daha fazla. Orada ücretsiz izin hakkı verildi ama bunun daha farklı yapılandırılabilmesi, hak kayıplarının olmadan da yapılması mümkün. Mesela 0-6 yaş arasında da çocuğa bakacak en iyi, en sağlıklı mekanizma yine anne ve annenin yanında olmak. Onun için bu izinleri biraz daha gerçekçi bir şekilde duygusal evet. sağlığımıza hitap edecek şekilde yapılandırmak lazım. Bundan sonraki bölümde bu konunun üzerinden biraz daha devam ederim hocam. Tamam, bir ara tamam. verelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, Doktor Psikolog Rukiye Hanım'la birlikteyiz. Aile içi iletişimden konuşuyoruz programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim doktor psikolog Rukiye Karaküsan'la birlikteyiz. Kendisiyle aile işi iletişimden söz ediyoruz. Evet aile içi iletişim dedik hocam. E, bundan önceki bölümde e, devlete düşen görevler var dedik. Efendim hanımların dışarıdaki e, sorumlulukların azaltılması adına devletin bir takım daha bir şeyler yapması lazım. Buradan devam edelim isterseniz. Evet şimdi annenin iş hayatına girdiği zaman daha fazla desteklenmesi lazım diyorduk nasıl işte süt izni dediğimiz izin artırılarak annelik izinleri çocuğuyla vakit geçirmesi de gerekiyor hani fiziki bir ihtiyaç süt belki ama sadece o değil duygusal ihtiyaçları da var çocuğun sevilmeye okşanmaya korunup kollanmaya annenin kucağında zaman geçirmeye anneyle sohbet etmeye ihtiyacı var ve bunlar telafisiz şeyler, geri dönüşü mümkün olmayan şeyler. Yani bir kere kaçırdıktan sonra çocuğunu 0-3 yaş arasını veya 0-6 yaş arasındaki zamanını kaçırdıktan sonra ileride müsait olunca telafi ederiz diyebileceğimiz bir şey değil. Çocuğun kişiliği yapılanıyor, kişiliği şekilleniyor o dönemde. Devletin daha fazla izin vermesi, biraz daha belki erken saatlerde çıkmaya arzu edenler için ...izin vermesi, böyle zorunluluklar, böyle e, düzenlemeler yapması iyi olur, faydalı olur. Çünkü bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi... E, ...bir kadından artık eşi dahi eve ekonomik katkı yapmasını bekliyor. Yani aynı kendisi gibi bir sorumluluk yüklüyor üstüne maddi anlamda. Ama bu yüklediği sorumluluğun karşısında ev içi işleri adaletli bir şekilde paylaşmıyor. Onları yine sen yapacaksın diyor. Kadın iki kat çalışıyor, iki kat yıpranıyor... Ya e, birlikte bir yardımcı e, istihdam edebilirler eve ikisi de yapamıyor ikisi de yorgunsa ya da ikisi de ortak bir şekilde adaletli bir şekilde ev içi işleri paylaşabilirler. E, çünkü kadının mesaisi asla eve gelince bitmiyor. Beyefendi eve gelince hani en iyi ihtimalle belki sofra kurmaya yardım ediyor ama hanımefendi yemek pişiriyor sofrayı kaldırıyor bulaşıkların işte yıkanmasını sağlıyor makinesi varsa makineye dolduruyor filan. Sonra makineyi boşaltıyor, ortalığı toparlıyor, çocuğun ertesi günkü giysilerini hazırlıyor, belki ertesi gün yapacağı yemekle ilgili malzemeleri çıkarıyor, hazırlıyor, planlamasını yapıyor ve insanlar artık dinleniyorken evde hanımın hala koşuşturduğunu ve bu işlerle meşgul olduğunu görüyoruz. Ee, bu adaletli bir durum değil. Eğer dışarıda çalışmasını da İstiyor ve getirdiği parayı da biz evde kullanalım diyorsak bir beyefendi bunu diyorsa mutlaka adaletli bir şekilde paylaşmalı ev içi işleri. Ha değilse geleneksel rol paylaşımı varsa tamam hanımefendi evdeki işleri sürdürür, beyefendi geçim sorumluluğunu üstlenir. Sorun yok. Orada geleneksel rol dağılımı böyleydi ve herkes kendi yerinde bir miktar mutluydu diyelim. Ama madem yaşam biçimleri değişti, zaman değişti, Üretim biçimi ve yaşam biçimi değiştiyse e, buradaki bazı kuralları kadın aleyhine tutmak, korumak, bazı kuralları da kadın aleyhine değiştirmek sağlıklı değil. Kadın çok yaralanıyor bu ortamda. Çok fazla yetersizlik duygusu, yetememe, hiçbir şeyi tam olarak yapamama duygusu duyuyoruz hanımlarımızdan. Yani anneliği yeterince hakkını veremediğini düşünerek yapıyor işinde verimsiz hissedebiliyor çünkü yorgun ya da uykusuz gitmek zorunda kalıyor işine. Ee, burada part time çalışma seçenekleri, e, home office çalışma seçenekleri ve esnek zamanlı çalışma seçenekleri olmalı. Bunlar bir arada olursa anlamlı. Bir arada olursa evet home office çalışıyor ama zaten part time çalışıyor. Haftanın iki ya da üç günü yarım gün evden çalışan bir hanım mesela geri kalan zamanlarında daha iyi bir şekilde hayatının geri kalanını planlayabilir. Ama hem tam zamanlı çalış hem eve gelince bütün sorumlulukların devam etsin. Yazık yani o da e, yorulacak bir süre sonra bünyesi alarm verecek. Evet. Ee, bir de çocukların yetiştirilmesinde hocam. Ee, malum bir çocuğun bugüne kadar görüşmüş olduğumuz konuşmuş olduğumuz psikologlardan hep bunu duyduk. En çok anneye ihtiyacı olduğu zamanlar ilk üç senesi. Evet. evet. Evet Hem beslenme açısından anne sütü açısından hem. Çocuğun duygusal olarak yetişmesi açısından hı hı. anneye çok büyük ihtiyacı var. Bu dönemde işte diyelim ki devlet ne kadar izin veriyor bilemiyorum şu anda süt izni i̇ki vesaire. İki kadar ücretsiz izin veriyorlar ama o da tabii ekonomik olarak sarstığı için kullanmayı çok herkes istemeyebiliyor. Süt izni de sanıyorum iki saat gibi bir izni var 2-3 saat olmalı. Bazıları onu biriktirip haftada bir güne tamamlıyor ve işte dört gün işe geleyim, dört tam gün geleyim ama bir gün gelmeyeyim ya da yarım gün gelmeyeyim şeklinde yapıyor. Ama yeterli değil tabii evet, ki. Evet, bu çoğaltılmalı. Kesinlikle. Yani ücret tamamen ücretsiz değil de hiç olmazsa bir miktar ücret vermek suretiyle evet çoğaltılabilir. Evet. evet. Aha, emeklilik yaşı ileriye atılabilir. Evet, bununla ilgili yeni düzenlemeler yapılır. Yani hem ekonomik sistem içerisinde devleti de sıkıntıya sokmayacak şekilde ama hem de kişinin de mağdur olmayacağı şekilde. Neticede biz hastalanan bir insanı mağlulen emekli ediyoruz. Şunu demiyoruz, işte sen 30 yaşındasın, daha yeterince çalışıp bu devlete prim ödemedin ki ben sana geri kalan 50 yıl boyunca bakayım. Bunu söylemiyor devlet, diyor ki ya hastasın ve çalışamayacak durumdasın, yapacak bir şey yok, ben devlet olarak sana bakacağım diyor. Evet. Senin ödediğin primden, başkasının ödediği primden. Sosyal güvenlik sistemi bunun için var. Birbirimizi zor zamanında destekleyelim diye. Ee, bir kadın da anne olduğunda ben karışmam sen 95-96 çalışamıyorsun ben sana para vermeyeceğim ya da bakmayacağım demek de biraz bunun gibi. Yani hastaya, yaşlıya, emekliye bakmamak gibi. Çalışıp üretmiyorsun, o zaman sana ben bir katkı sunmayacağım, bir fayda sunmayacağım demesi gibi devletin. Devlet burada daha insaflı, daha vicdanlı, daha şefkatli politikalar nasıl geliştirilebilir? Biraz onun üzerinde çalışmalı elbette. Ki bu çalışma hayatıyla annelik birlikte ve ev hayatı sürdürülebilir hale gelsin. Babalık deyince bir çalışan baba nasıl olur hiç bunu konuşmuyorum. Mesela çalışan anneyi konuşuyoruz, çalışan kadını konuşuyoruz, çalışan baba... Babalık sorumluluğunu akşam ne yaptın ödevini yaptın mı falan diyerek yerine getiriyor, para getirerek eve çoğu babaya bankamatik baba diyorlar maalesef. Yani eve para getiriyor. Duygusal olarak olmayınca var olmayınca sarılıp öpmeyince çocuğunu sohbet etmeyince birlikte zaman geçirmeyince gerçekten duygusal anlamda babalık yapmış olamıyoruz orada. Ee, onun için o aile içi iletişim dediğimizde benim bu evdeki sorumluluğum nerede başlıyor nerede bitiyor ve ben ne kadar varım burada duygusal olarak ona da bakmamız lazım. Ee, tamam sistem böyle bir şey getirdi ev dışında bir çalışma modeli yapılandırıldı ve şu an hiç insaflı bulmuyorum hala sistemi yani kapitalist sistemi hala dünyada kadınlar eşit işe eşit ücret almayabiliyor dünyanın pek çok yerinde aynı işi yapıyor ve daha zor koşullardan çıkıp geliyor ama aynı ücreti almadıkları pek çok ülke ve pozisyon var artı ev içinde de yeterince desteklenmiyorlar şimdi mesela güzel bir şey oldu ee, Doğurduğu her bir çocuk için emeklilik yaşı biraz erkene alındı kadınların bir süresi var onun şu an tam bilemiyorum. Türkiye'de yapıldı. Türkiye'de Türkiye'de. Hı. Mesela bir çocuk annesi ise bu e, emekliliğini iki yıl erkene çekiyor. Çünkü sen bir insan yetiştiriyorsun ve bu da büyük bir sorumluluk. E, daha erken emekli olma hakkın var diyor devlet. İşte iki çocuksa bu daha artıyor, üç çocuksa bu daha artıyor. E, mesela bu çok güzel bir şey. Doğum evet. yapmayı anne olmayı ya da bir aile olmayı teşvik eden bir şey. Ee, ödüllendirir tarzda ya da en azından yaşadığı stresi telafi edecek, e, yaşadığı zorlukları telafi edecek mekanizmalar koyarsak devamlılığını sağlarız ailenin. Ama e, adeta cezalandırır gibi o kişiyi daha fazla daha fazla zorluğa, daha fazla yüke maruz bırakırsak ve aynı işi, aynı performansı beklersek bekar ve çocuksuz bir kadından ya da aile erkekten beklediğimiz şeyi bir anneden de beklersek e, dolaylı olarak bu bir cezalandırma olur anne olmasaydın sen de demek evet. gibi olur bu güzel uygulamaların artırılması lazım evet hem çocuklarımızın iyi yetişmesini istiyoruz gelecekte efendim ülkeye faydalı efendim iyi bir vatandaş olmasını istiyoruz ama hem de bu konuda üzerine en büyük görev düşen anneye eziyet ediyoruz efendim çok fazla çalışmasına sebep oluyoruz. Herhalde çok doğru bir şey değil bu. Maalesef. Dediğiniz gibi aynen katılıyorum. Devlete düşen çok büyük görevler var bu konuda. Hı hı. Hanımların yükü e, azaltılmalı üzerinden. Ha, mümkünse e, hanımların e, sadece ev işlerinde çalışması. Hanımlar e, okumalı, daha ta, e, tahsil yapmalı, kültürlü olmalı, e, bilgili olmalı ama e, bunu çocuklarını daha iyi yetiştirmek için olmalı esas. ...diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani, yani bu görev... E, ...hanımların... E, ...iyi bir eğitim almış olması... Hı hı. ...çocuklarını daha iyi yetiştirebilmeler açısından. Tabii ki. Bir çocuğu... ...iyi yetiştirmek için hem anne hem baba... ...çok eğitimli, donanımlı, kültürlü olmalı. Kadının da aldığı eğitimlerin bir kısmı... ...buna hizmet eder. Ama bunun yanı sıra... ...hani ömür boyu bir... ...çocuk ve küçük bir çocuk... ...bize muhtaç bir çocuk olmayabilir hayatımızda. Bir kadının... Hayatının belli dönemlerinde hani çocuğu küçükken çocuğunun ona çok ihtiyacı var. Onun geri kalan dönemde de e, yeteneklerine, yatkınlıklarına, kabiliyetlerine uygun olarak bilim alanında, sanat alanında hangi alanda istiyorsa da aktif bir şekilde de çalışabilir diye düşünüyorum. Yani e, anneliği doğru yapmak için eğitim almalı. Evet, ama bunun dışında da pek çok bilim ve sanat alanı var. E, kadının da pek çok yeteneği, yatkınlığı var. Her birine. Bunlardan birinde icra edebilir yeter ki koşullarını doğru oluştursun. Eşi tarafından toplum tarafından desteklensin. E, cezalandırılmasın yani sen istedin o zaman iki kat yorulacaksın deniliyor şu an fiili olarak yaşadığımız durum bu. E, sen istiyorsan hem okumayı hem çalışmayı hem aile kurmayı o zaman iki kat yorulmayı göze alacaksın diyor sistem. Ve şu an kadınlar cepten yiyor kendilerinden gidiyor şu sistem içerisinde her şeyi yapmak istediğinde hani o meşhur çocukla yaparım kariyerde söylemindeki gibi. Şu an kadın kendinden fazla feragat ediyor. Ama en azından belli dönemlerde çocuğu küçükken yeterince desteklenirse sonrasında gider işte Covid aşısı da bulur, Nobel ödülü de alır, çok güzel bir öğrenci de yetiştirir. Topluma her anlamda her yerde faydalı olabilir. Evet. Tabii birazcık sizin söylediğiniz gibi babaya da çok büyük işler çok. düşüyor. E, çocuklarıyla faydalı zaman Harcaması gerekiyor eve geldikten sonra e, iş efendim eline kumanda alıp televizyonun başına geçmek değil. E, gerekiyorsa işte hanımının e, sofrayı kurmasına vesaire yardımcı olmak gibi ama bir de çocuklarıyla birlikte faydalı zaman geçirmesi hı hı. söz konusu. Bu konuda e, neler yapabilir babalar? Hı hı bir şeyler söyleyebilir misiniz? Evet, babalar için en önemli şey çocuklarına sevgi göstermek ve zaman ayırmak. Bu ikisini evet. yapmamız gerekiyor. Öbür türlü neredesin? Evde yoksun ya da çocuklar sana hasret, bizimle yeterince zaman geçirmiyorsun gibi serzenişlere genelde verilen standart bir cevap var. Hep sizin için çalışıyorum. Tamam, bizim için çalışıyorsun da işte biz dediğin o kitle, biz dediğin o topluluk seni görmek istiyor, seninle konuşmak istiyor, seninle vakit geçirmek istiyor. Sevgiyi içinde tutmadan göstermek, çocukların bunu görmeye, duymaya ihtiyacı var. Sevgi vermek ve zaman ayırmak. Nasıl olacak? O zaman da çocuklar ne yapmaktan hoşlanıyorsa daha fazla onları bulup yapmamız lazım. Çocuğumuz kinestetik bir çocuk olabilir. Yani çok fazla bedensel aktivite, hareket üzerinden var olan kendini öyle tanımlayan Öyle hisseden çok hareketli bir çocuğumuz olabilir. Biz şimdi bu çocuğa her akşam kitap okumaya kalksak savaş çıkar evde. Çünkü çocuk oturamıyor, duramıyor. Öyle sabit bir çocuk değil. Aşırı hareketli, aşırı dürtüsel çocuklarımız var. Şimdi çocuğumuz çok hareketli ise onunla bizim koşmamız, yürümemiz, güreşmemiz, birlikte fiziksel aktiviteye dayanan oyunlar yapıp boğuşmamız lazım anne ya da baba olarak. Çocuğumuzun beklentisi önemli kimi çocuk birlikte bir şeyler izleyip yorumlamayı sever. Birlikte oturup çizgi film izleyeceğiz o çocukla. Ama özel seçilmiş, işte içinde çocukların ruh sağlığını tehdit etmeyen, sağlıklı, eğitici içerikler barındıran şeyler olmalı. Mesela ...Pedagoji Derneği'nin sayfasına bakılabilir bu konuda. İnternette Pedagoji Derneği'nin web sayfasını bulabilirsiniz. Orada pedagoglar, psikologlar tarafından incelenmiş... ...ve çocuklara zararlı olmayan, faydalı olan film ve kitap örnekleri var. Bir uzman ekip tarafından incelenip çocuk ruh sağlığına faydalı olan materyaller sıralanmış. Oradan çok güzel çizgi filmler, filmler ya da... E, kitaplar bulunabilir çocuğumuz ne istiyor neye ihtiyaç duyuyor bizimle çocuğumuzun mizacına dikkate almalıyız çok konuşkan bir çocuksa onunla bol bol sohbet etmemiz lazım ama çok hareketli bir çocuksa onunla e, yuvarlanmamız kalkmamız güreşmemiz yarışma yapmamız fiziksel aktiviteye dayalı bir şeyler yapmamız lazım yine e, onlara hayatı öğreten kişileriz biz anne babalar olarak baba daha az bir zaman geçirdiği için bunu iyi yapılandırmak önemli yani akşam sınırlı bir zamanımız var çocuğa işte hadi ödev yap hadi ders çalış diyerek geçirmememiz lazım bu zamanı mümkünse ödevlerini biz gelmeden yapmış olacağı bir ev düzeni ev içi sistem kurarak çocuğun e, akşam işte birlikte aile yemeği aileyle birlikte akşam yemeği yemesi çok önemli mesela daha Madde bağımlılığına yatkın gençler ve bu illete bulaşmış olan gençler diyelim bakıyorlar hangi özellikleri taşıyor bunlar ve böyle şeylere uzak duran gençlere bakılıyor araştırmalarda aileyle birlikte akşam yemeği yiyen çocuklarda kötü alışkanlık edinme oranı daha düşük. Bu sadece yemek karnımızın doyması mı? Hayır. Aileyle her gün ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen, anne babasıyla birlikte akşam yemeği yiyen bir çocuk aile olma duygusunu daha yoğun yaşıyor. Sevme, sevilme, korunma, aidiyet duygularını daha güçlü yaşıyor. E bu duygular ne kadar güçlüyse zaten bağımlılığa meyli de o kadar az oluyor bir çocuğun. Baba akşam yemeğini çocuklarıyla mümkünse işi e, statüsü e, ve çalışma düzeni buna müsaade ediyorsa ve ettirmeye de çalışmak lazım. Bu tür seçimler yapmak lazım. Daha çok kazanabileceğimiz bir iş seçebiliriz ve bu iş bizi çocuklarımızdan mahrum edebilir. O zaman şunu söyleme hakkımız ortadan kalkıyor. Ama ne yapalım? Mecburum. Mecbur değilim. Ben bunu seçtim. Daha ortalama bir kazanç yerine daha çok kazanmayı, daha çok e, mal mülk biriktirmeyi seçen bazı insanlar... ...ömür boyu çok yoğun çalışıyor, çocuklarını göremeden yaşanıyor ve büyük bir servet edinebiliyor. E, bir şey seçtin, bir şeyden de vazgeçtin. Yani bu bunun bedeli, bunu kabul etmemiz lazım. Kimse başımıza silah dayamıyor. Tabii ki geçinmek için çalışmamız gerekiyor. Bununla ilgili sorumluluklarımız var ama bazen daha lüks için, daha fazla mal mülk edinmek için daha çok çalışabiliyor babalar. Bunu görüyoruz. Geç saatlere kadar çalışıyor, çocuğunun yüzünü görmüyor. Çocuk geliyor yetişkin yaşa. Ondan sonra da hadi şimdi sağlıklı bir ilişki kuralım. Kurulmuyor artık o yaştan sonra çocukken ve ergenliğinde yanında olmadığımız bir çocuğa biz artık 18'ini 20'sini geçtikten sonra evet şimdi sana zaman ayırabilirim dediğimizde o çocuk artık bize zaman ayırmak istemiyor. Onun için bir baba bunu ertelemeden asla Ertelenebilecek bir sorumluluk değil. Ertelemeden çocuklarıyla zaman geçirmeli ve çocuğunun mizacına dikkate alarak... ...neye ihtiyacı varsa, hareketli bir oyuna mı, birlikte kitap okumaya mı, birlikte bir şey izlemeye mi... ...yoksa birlikte gezip işte bir müzeye gitmeye mi, birlikte tiyatroya gitmeye mi... ...birlikte sohbete bir mi? sohbete mi, camiye mi gitmeye, deniz kenarına mı gitmeye... ...birlikte ne yapmak istersin? Bunu soracak çocuğa. Hı hı. Çocukların en güzel anılarını sorduğunda çocuk terapisti arkadaşlarımız en güzel hatıran nedir, en güzel anı nedir denildiğinde genelde ailece gidilen gezmeleri söylüyorlar. Onun için bunlar ertelenemez şeylerdir. Bunlara zaman ayırmamız lazım. Yani şu taksiti ödeyeyim de bu evi alayım da şu arabayı değiştireyim de diye çok çalışıldığı zaman ömür geçiyor farkına varmıyoruz. Çocuklar büyüyor ve diyor ki çocuk ben büyürken sen yanımda yoktun. Şimdi de ben istemiyorum artık. Yani lisanı hal ile bazen de sözle çocuklar bunu söylüyorlar büyütürken yanlarında olmamız lazım hem fiziken hem duygusal olarak. Hem de her yaşta. Evet evet kesinlikle. Daha çok çok küçükken başlayacak bu faydalı zaman geçirme Hı -hı. E, İleri yaşlarda çocuğu yuvadan uçurana kadar evlenene kadar da devam, devam edecek. edecek. Aynen öyle. Evet. Ondan sonra bile devam ediyor aslında. Ondan sonra devam edecek tabii. Hep yanındayız. Hep yani, e, yaşı kaç olursa olsun çocuklarımız evlense de kendileri ebeveyn olsalar da onlar hastalanınca biz üzülüyoruz. Onların ayağı taşa değse biz üzülüyoruz. Ve her zaman yine destek olmaya devam ediyoruz. Şükür ki böyle bir toplum yapısına sahibiz. Çocuklarımızla 18'inde kesmiyoruz bağımızı. Evet. Ömür boyu yanlarındayız. Evet o konuda hiç şüphe yok ki batıdan çok daha ilerideyiz. Çok daha çok. faydalıyız çocuklarımız için. Evet, bu bölümde birkaç dakikamız daha var hocam. İki dakika bir zamanımız var. Hı hı. Ee, başka neler söyleyebiliriz? Evet. Ee, baba ile ilgili, affedersiniz şunu da eklemek isterim madem iki dakikamız var. E, biz anne baba eğitim seminerleri veriyoruz zaman zaman. E, anne baba okulu şeklinde. Orada babalık eğitimi ve babalık psikolojisini de konuşuyoruz. Babalara... ...ısrarla ve özenle söylediğimiz bir şey var... ...babalar eğer çocuklarınızın... ...iyi eğitilmesini istiyorsanız... ...çocuklarınızın ruh sağlığı yerinde olsun... ...istiyorsanız lütfen çocuklarınızın... ...annesini çok sevin... Hmm. ...çünkü baba çocuğunun annesini... ...çok severse, kadın sevilirse... ...mutlu olursa o çocuklara iyi annelik... ...yapacak zaten... ...yani çocuğunla bütün gün baş başa kalan kişi... ...annesi... ...çalışıyoruz, yoruluyoruz diyor beyefendiler... ...ve evde yoklar diyelim ki hakikaten de yoruluyorlar... Evde yoklar ve bütün gün eğer çalışmıyorsa anne çalışıyorsa bile yine anne akşamdan itibaren çocuklarla baş başa orada eğer sevilen sevildiğini bilen ve mutlu bir kadın varsa bu elbette daha mutlu ve daha sevgi dolu bir anne olacaktır çocuklarımıza yansıyacaktır ama eğer tam tersi varsa yine çocuklarımız mutsuz olacaktır çünkü çocuğun üç tane ebeveyni vardır annesi babası ve anne babanın ilişkisi. Hmm. Anne babanın ilişkisi de tıpkı bir üçüncü ebeveyn gibi çocuğu yetiştirir, çocuğu mutlu ya da mutsuz eder. Biz tek tek çocuklarımıza iyi davranmaya gayret etsek de eşler birbirine iyi davranmıyorsa, sevgi saygı duymuyorsa çocuk buna bakıyor, bunu görüyor ve bundan da çok derin yaralanıyor. Evet, bir babanın e, çocuğuna verebileceği en güzel hediye annesine iyi davranmaktır. Evet, 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 evet. Kesinlikle annesine iyi davranmak ve onu sevmek. Muhakkak. Evet hocam bir ara daha verelim son bölümde devam edelim inşallah. Değerli dinleyicilerim TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim doktor psikolog Rukiye Karaküse Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle aile içi iletişimi konuşuyoruz. Programımızın son bölümünde beraber olmak dileğiyle bir ara Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim doktor psikolog Rukiye Karaküsan'la birlikteyiz. Kendisiyle aile içi iletişimden konuşuyoruz. Evet hocam, evlilikten başladık. Aile içi iletişimde devam ettik. Efendim işte çalışmak, çalışan hanımlar, efendim sadece evinde çalışan hanımlardan konuştuk. Ve babanın, annenin çocuklarına olan e, sorumlulukları, yapmaları gerekenler konuştuk. Eee biraz da birbirlerine evet. anne ve babanın birbirlerine karşı olan sorumlulukları neler e, ailenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için neler yapmalı karşılıklı olarak anne ve babalar şimdi eşler arası iletişim diyeceğimiz nokta aslında burası e, neler yapmalı öncelikle bunun emek isteyen bir süreç olduğunu hiç unutmamamız lazım eşlerin birbiriyle iletişimi eğer işte biz birbirimizi seviyorsak zaten anlaşmanın bir yolunu buluruz. Ya da biz birbirimizi seviyoruz. Birbirimizi hiç kırmayız, incitmeyiz, biz hiç kavga etmeyiz gibi bir e, ...hayali beklentiye girmemesi lazım. Özellikle aşık olan çiftler en başta böyle bir yanılgıya düşebiliyorlar. Yani biz birbirimizi o kadar çok seviyoruz ki... ...bir araya geldiğimizde zaten bütün sorunlarımız çözülecek. Bütün dertler bitecek. Böyle sonsuza dek mutlu yaşadılar klişesinde olduğu gibi... ...masal gibi bir hayatımız olacak. Hayır öyle olmuyor. Aksine e, aşık insanlarda o beyin kimyası normale döndüğünde... ...karşımızdaki insanla artık iletişim becerilerimiz varsa... Geçinebiliyoruz. İki tarafında iletişim becerileri yüksekse geçinebiliyoruz. Kimlerin evliliği daha başarılı ve mutlu diye yapılan araştırma 150 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada Amerika'da Gatman Enstitüsü'nde deniliyor ki çiftlerin başarısı, evliliğin başarısı yani önemli olarak tek bir faktöre bağlı öncelikli olarak. Ne eğitime ne yaşa ne başka bir şeye sorun çözme becerisi var mı? Eğer çiftlerin sorun çözme becerisi yüksekse o evlilik başarılı ve mutlu bir evlilik oluyor. Sorun çözme becerisi de tabii ki iletişim becerisinden geçiyor. Çünkü sürekli büyük ya da küçük bazı sorunlar yaşayacağız. Bu kaçınılmaz. Biz e, dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünya hayatı kendi içinde bazı zorluklar barındıran bir yaşam formu. E, birlikte Belki ev alınacak, birlikte faturalar ödenecek, birlikte çocuk sahibi olunacak, bunlar eğitilecek, okutulacak. Hep ortak karar almayı gerektiren e, meseleler olacak hayatımızda. E, her konuda da uzlaşmak, her konuda da aynı düşünmek pek mümkün değil. Fikir ayrılıkları olacak doğal olarak. Şimdi bir insan ne kadar bize benzer bir dünya görüşünden ise fikir ayrılıkları o kadar azalır. Bu biraz kolaylaştırır işimizi. Ha, sorun çözme becerimiz yüksekse farklı da düşünsek birbirimizi bir şekilde nezaketle ikna ederiz, nezaketle anlaşabiliriz ama işi niye zorlaştıralım? En baştan e, dünya görüşü, manevi değerleri bizimkiyle uyan, hayat felsefesi bizimkiyle yakın bir insan ile başlamışsak bu yola çatışma ihtimali azaltmış oluruz. Bu tabii seçim aşamasında dikkat edeceğimiz bir şey bunun sonrasında tamamen aynı dünya görüşüne sahip olsak bile mizaçlar da çok önemli. Eğer agresif, çatışmacı, baskın karakterli biri ise taraflardan biri orada da o evliliğin sürmesi tabii ki zorlaşıyor. diğer tarafın hep susması, hep alttan alması beklenebiliyor. Şimdi böyle bir durum varsa tabii ki o kişinin kendisi üzerinde bir miktar tefekkür etmesi, çalışması lazım. Yani ben niye buluttan nem kapıyorum? Niye ufak bir şeyi çatışmaya dönüştürüyorum, tartışmaya dönüştürüyorum diye. Özellikle de öfkesini kontrol edemiyorsa mutlaka bir öfke kontrolü için tedavi destek görmeli. Bunun yanı sıra başka e, neler yapılabilir? İki taraf da konuşurken yargılamamaya dikkat etmeli. Yani sen zaten böylesin, sen hep böyleydin, işte sen bencilsin, sen sorumsuzsun, sen düşüncesizsin gibi toptan ve yargılayıcı ifadelere girmemek lazım. Suçlayıcı. Suçlayıcı, yargılayıcı, genelleyici, sen hep böyle yaparsın ya da sen hiç yapmadın, sen şuna hiç dikkat etmedin gibi... E, aşırı genellemeden kaçınmak lazım, hiyerarşik bir dil kullanmamak lazım, karşıdakini aşağılayan, e, yıpratan, üstten yukarıdan işte karşı tarafı sürekli hatalı, eksik, kusurlu hissettiren, sürekli ona ne yapacağını söyleyen, bu hiç hoş değil, tatsız bir durum. Kim kime yaparsa yapsın, kadın erkeğe, erkek kadına, kim kime yaparsa yapsın, ee, bir tarafın sürekli baskın olması, yönetmeye çalışması, hep haklı olması mümkün değil. Bu doğru da değil, sağlıklı da değil. Ee, peygamberler bile bazı konularda istişare etmiş ve karşıdakinin dediğini kabul etmiştir, eş olarak veya arkadaş olarak sorar, danışır, kendi fikrini söyler, karşısındaki de bir fikir söyler ve karşıdakini kabul eder bu. Olgun bir insana yakışan bir şeydir. istişare etmek ve karşıdakinin fikrine değer vermek. Yargılama, eleştirme, suçlama ve genellemeden kaçınmalıyız dedik. Ee, hep haklı olan bizsek durup düşünmemiz lazım. Hep mi haklıyım? Ya gerçekten hiç yanılıyor olamaz mıyım? karşımdakinin de doğru söylediği, doğru düşündüğü bir durum olamaz mı? Gerçekten mi? Hep mi ben haklıyım diye? Bir buna bakmamız lazım. Bunun dışında ...ikili ilişkilerde eski defterleri çok açmamak lazım. Yani geçmişte üzüldüğümüz, kırıldığımız olaylar yaşanmıştır. Üç yıl geçer onu konuşuruz, beş yıl geçer onu konuşuruz. İlk yarıda da bahsettiğim gibi bazen yirmi yıl geçiyor evliliğin üstünden. Yeni evliyken sen de bana böyle demiştin, böyle kızmıştın, böyle beni üzmüştün diye... ...ta yirmi yıl önceki meseleleri açabiliyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Orada yaralanmışız, o geçmişteki olayda yaralanmışız. Ama ne ben o yaralanan kişiyim artık, ne de karşımdaki o yarala, yaralayan kişi. O da çok değişti, büyüdü. Ben de çok değiştim, büyüdüm. Biz bugünkü aklımızla o olayı tekrar yaşasak farklı davranırdık elbette. Karşımdaki de farklı davranırdı. Ama onu 20 yıl önceki kişiliğinin yaptığı bir şeyden dolayı hala sorumlu tutmak, hala ona kızmak, hala onun hesabını sormak doğru değil, sağlıklı değil. Karşımızdakine bunu yapmamamız lazım. Şu olabilir. Biz o konuda hala yaralıysak bir kere oturup bunu konuşabiliriz ciddiyetle. Ya işte yeni evliydik ya da nişanlıydık. Sen böyle bir şey demiştin. Ben çok kırılmıştım, çok üzüldüm, çok incindim. Diyebilir taraf. Diğer tarafta der ki ya ben o zaman senin bu kadar üzüldüğünü, kırıldığını fark edemedim. Bilseydim yapmazdım ya da bunun önüne geçerdim ya da bir müdahale ederdim. Ben gerçekten böyle bir şey yaşandığı için üzgünüm. Zamanı geri getiremem. Keşke zamanı geri getirsek de onu hiç yaşamamış olsan, seni orada koruyabilsem ama gerçekten bunun için şu an yapabileceğim bir şey yok. Ama seni duydum, anladım gerçekten üzüldüğünü, kırıldığını, incindiğini görüyorum ve bunun için de üzgünüm. Keşke telafisi için elimden bir şey gelseydi. Yaptıklarıma da pişmanım. Ha pişmanım. Bunu söylesek bu mesele kapanabilir aslında. Ki çift terapisinde de yapılan şeylerden biri budur. Asla kapanmayan yaralar, geçmiş meseleler varsa orada usulünce terapinin ilke ve tekniklerine göre o mesele konuşulur. İki taraf da duygularını söyler açık ve net bir şekilde. Hani barış çağırış olmadan. Çünkü Orada mesajımız kayboluyor. Bağırarak birine bir şey öğretemeyiz. O da bize öğretemez. Yani boğulmakta olan insana yüzme öğretilmez denildiği gibi. Bir insan o anda boğulma ihtimali yaşıyorsa, boğulma tehlikesi geçiriyorsa ona yüzmeyi öğretemeyiz. Karşımızdaki öfkesinden, kederinden, hüznünden boğuluyorsa, bağırıyorsa biz o anda ona e, iyileştirici bir müdahale bulunamayız. Ama terapi odasında çift terapisti bunu yapıyor. Biz de aklı selimle yapabiliriz aslında. Oturup duygularımızı tam olarak ifade etmek. O gün bunlar yaşandı, ben kendimi böyle hissettim, çok üzüldüm, çok kırıldım, çok incindim diye duygusunu açıkça söyleyecek. Diğer tarafta onu duyacak, işitecek, duyduğuna dair geri bildirim verecek. Evet seni duydum, anladım ve gerçekten üzüldüm böyle hissetmene. Benim bunda bir katkım olduysa bundan da pişmanım, üzgünüm. Keşke elimde olsaydı da bunları hiç sana yaşatmasaydım. Üzgünüm şu an bunun için yapabileceğim bir şey var mı? Seni iyi hissettirmek için. Ya da anlaşıldığını hissettirmek için diye böyle bir kere oturup temiz bir şekilde konuşulup kapatılabilir geçmiş mesele. Başka neler yapabilir eşler kendi aralarındaki iletişim için. Kavgalarda birbirlerine zaman vermek lazım. Yani e, o mesele o gün ya da o akşam çözülmeyebilir. Baktık çok gerginiz, çok kötü hissediyoruz kendimizi. Bir ara verebiliriz. Yani şu an çok öfkeliyim. Konuşursam kalbini kıracağım veya çok daha fazla üzüleceğim. Biraz buna ara verelim diye bir e, ertesi gün salim kafayla konuştuğumuzda belki biz de kendi hatamızı kabul edeceğiz daha alttan alacağız ya o an çok öfkeliydim kusura bakma diyeceğiz öfkeliyken o tartışmaya devam etmek öfkeyi tırmandırır tar çatışmayı da tırmandırır ve çoğu zaman bir çözüm olmaz çözmeden ya da e, o an çok öfkeliyken hemen birileriyle konuşmamak lazım. Çünkü biz belki küçük bir meseleydi konuşarak çözecektik ama o an biraz ortalık fazla alevlendi, fazla yükseldi tansiyon. Birileriyle bunu paylaştık diyelim ki ailemizden ya da arkadaşlardan biriyle. E sonra birkaç gün sonra biz bu meseleyi çözeriz, toparlarız. Ama o insanlar bize baktıklarında hala o gerilimin gölgesini görürler ve bizi. Ee, ön yargılarıyla izlerler Yarın öbür gün bir problem olduğunda Gerçekten bir istişareye ihtiyacımız olduğunda Şunu duyabiliriz Ya bu insan seni zaten çok üzdü Zaten senin kıymetini bilmiyor işte boşuna bunun kahrını çekmene gerek yok Yanlış yönlendirebilirler bizi En ufak bir tartışmayı Hemen ailelerimizle paylaşmamak gerekir ee, Ancak zulüm boyutuna geldiyse sesimizi duyuramıyorsak, kendimiz çözemiyorsak meseleyi ve sürekli tekrar ediyorsa, mesela bir şiddet varsa, hakaret varsa mutlaka burada paylaşmak gerekir büyüklerimizle ama bunun dışında tartışma oldu, fikir ayrılığı oldu. Her bir çatışmayı da hemen aile büyüklerine yansıtmamak gerekir. Onların da müdahil olmaması gerekir her bir çatışmaya. Evet bir zorbalık bir efendim hakaret olmadığı sürece evet. kol kırılıp yen içinde kalmalı. Evet ya yani büyümediği sürece fikir ayrılığı olur. Biz bunu aramızda çözebiliriz. En ufak bir meselede hemen kızının ya da oğlunun hakkını savunmak için büyükler devreye giriyorsa o çift çift olamamıştır aile evet. olamamıştır. Evet hocam birazcık da kalan dakikalar içerisinde ev içerisindeki aile içerisindeki büyükler olabilir ee, yaşlı anne babalar. Bunların bakımı vesaire. Şimdi bunu söyleyince aklıma çocukluğumda seyrettiğim bir tiyatro geldi. Tahta çanaklar diye devlet tiyatrolarının çok güzel bir oyundu. Keşke bütün çocuklarımız hep onu seyredebilseler o oyunu. Bilmiyorum devlet tiyatroları hala oynuyor mu? Tabi benim çocukluğumda seyrettiğim güzel bir oyun. Konu şöyle: bir evde yaşlı bir dede var. Efendim iki de küçük çocuk var. Ee, anne ve baba o dedeye maalesef e, iyi gözle bakmıyor. İşte döküyor, kırıyor, efendim şeklinde e, yanlışlar yapıyor e, şeklinde bakıyorlar. Ve tahta, çanaklar da oradan geliyor. E, dedenin yemek yediği tahta iki kap var. Hep onun da veriyorlar. Normal sofraya otutturmuyorlar dedeyi. O tahta, çanaklarda Neyse bir gün dede e, artık ömrünü tamamlıyor. Vefat ediyor. O e, Efendim işte evde yeniden düzen alınmaya başlıyor. Şu tahta çanakları da atalım diyor anne. Ee, çocuklardan birisi hemen e, müdahale ediyor o şeye, konuya. Hayır diyor atmayalım o tahta çanakları. Yarın siz de yaşlandığınızda biz de size o tahta çanaklarda yemek vereceğiz. Atmayalım dursun o. Evet. E, çok güzel özetliyordu. E, neler dersiniz efendim bu konuda? Evet. E, çocuklarımız bizim aynamız. Biz evet. büyüklerimize nasıl davranırsak onlar da bize aynı şekilde davranacaklar. Gördüğünü model alacak ister istemez. Ee, dolayısıyla biz nasıl bir muamele görmek istiyorsak ileride aynısını ebeveynlerimize göstermeliyiz. Şimdi e, psikoloji biliminin de yaygınlaşmasıyla şöyle bir durum var. Bu da önemli. E, Psikoloji kitapları okuyoruz, terapiye gidiyoruz, orada uzmanları işte televizyondan, radyodan dinliyoruz. Şunu öğreniyoruz, Aa, çocukluk çağı çok önemliymiş, çocuk psikolojisi çok önemliymiş. Bize yapılan bazı yanlış davranışlar bizim ruh sağlığımızı etkiliyormuş, özgüvenimizi et engelliyormuş. Evet, biz bir... Denetim odaklı korku kültürüne sahibiz toplumca. Yani fazlaca denetim var, fazlaca el alem ne der, aman işte insanları kızdırmayalım, büyüklerimizi gücendirmeyelim, büyükler ne derse o olur diye yetişiyoruz. Bazen zorbalık yapan, e, zulmeden büyükler yok mu? Var. Her aile çok huzurlu değil, çok mutlu değil. Şimdi psikolojiyi öğrenmenin de bir katkısıyla, Aa, annem babam bana meğer ne kadar işte psikolojimi bozacak şekilde davranmış, bana çok baskı yapmış, çok otorite kurmuş üstümde, çok zorlamış beni diye böyle bir öfke açığa çıkıyor buna sıklıkla şahit oluyoruz bu en başta anlaşılır bir öfke çünkü evet beni çok baskıladılarsa özgüvenim düşük olur değersizlik duygum yüksek olur kendime güvenemem bana sürekli yapamazsın beceremezsin e, denildiyse ben bir şeyleri yapmaya becermeye çalıştıkça içimden hep o sesleri duyarım yaşım kaç olursa olsun buradaki öfke evet haklı ve anlaşılabilir bir öfke yani niye psikolojimizi bu kadar bozdunuz bunun bir cevabı var bilmiyorlardı Bilmiyorlardı. O zamanki dönem içinde onlar da kendi ebeveyninden gördüğü kadar ebeveynlik yaptı. Onlar da kendi aklının, fikrinin yettiğince ebeveynlik yaptı. Çocuk psikolojisi bilinmiyordu ki. Annelerimizin, anneannelerimizin çağında onlar bizi yedirip içirdiler, doyurdular. İşte hasta etmemeye çalıştılar. Hastalanınca iyi bakmaya çalıştılar. İşte kötü insan olmayalım diye biraz fazla baskı yaptılar. Fazla sert olabildiler. Onların bildiği ebeveynlik buydu. Ellerinde olanı verebilir insanlar. Onlar kendi döneminde, kendi kuşağında anlaşılmalı. Bugünden geriye bakınca işte çocuğun özgüveni vesaire diyoruz. Evet çok yanlışlar yapılmış ama o günün Kuşat, o günün koşulları içerisinde baktığımızda o günkü ebeveynler kendi elinden geleni yapmış, kendi bildiğini yapmış. Bu biraz öfkeye bazen uzaklaşmaya sebep oluyor. Özellikle kentli ve eğitimli kesimde bunu daha rahat görebiliyoruz. Ee, bu öfkemizle de yüzleşip başa çıkmamız ve sonrasında bu durumu kabul etmeye yönelmemiz gerekiyor. Yani onlar bildiğini yaptı, elinden geleni yaptı bize bakıma muhtaç olduğumuz, çaresiz olduğumuz çağda bizi hayatta tutmak için çok fazla emek verdiler. Şimdi onlar yaşlanıp, onlar daha bakıma, ilgiye muhtaç hale geldiğinde de bizim aynı şekilde davranmamız gerekir. Biz çocuktuk. Anne babalarımız bizim ebeveynimizdi. Biz büyüdük. Sonra bizim çocuklarımız oldu, bize ebeveyn olduk. Sonra anne babalarımız yaşlanıyor. Biz onların ebeveyni oluyoruz artık. Biz evet. onlara şefkat göstermek Durumundayız. Görev değişikliği var. Hani görev değişikliği hani ayette de diyor ya çocukken onların sana baktığı gibi eğer onlar senin de yanında yaşlanırsa sen de onlara şefkat işte tevazu kanadını indir ve sen de onlara öyle bak diye... Biz, onlar bizim çocuğumuz oluyor, biz onların ebeveyni oluyoruz yaşlandıklarında ve ileride biz yaşlandığımızda da biz çocuklarımızın çocuğu gibi olacağız. Onlar bizim ebeveynimiz gibi olacak. Bu bir birbirini koruma silsilesi. Zaman içinde, yıllar içinde rollerimiz, sorumluluklarımız değişiyor. Yaptıkları hatalarla onları bir bütün olarak kabul edip. Ellerinden gelen oydu, bildikleri oydu, yapabildikleri oydu diye kabul edip sevgimizi, saygımızı, e, hürmetimizi eksik etmemeye çalışmamız lazım. Ki bizden gören çocuklarımız da ileride aynısını bu toplumsal yapı içinde hem bize karşı hem diğer büyüklerine karşı devam ettirecekler. Evet, çok şükür ki Müslümanız elhamdülillah. Dinimizin bize bu konularda vermiş olduğu vazifeler var. Anneye, babaya... E, Karşı olan vazifelerimiz var. Bunları ne kadar çok yerine getirirsek, yarın evlatlarımız da, e, bizim çocuklarımız da bize aynısını yapacaklar. Evet. Bundan hiç şüphe yok. Kesinlikle evet hocam. Evet hocam, e, iki dakikalık bir zamanımız var. Hı. Bir özetlersek. Evet. E, aile içi iletişimi. Aile içi iletişimi özetlersek, e, ara da söyledik, dikensiz bir gül bahçesi beklemiyor bizi. Aile kurduk. Aile dayanışma içinde olan, birbirine dayanıp güvenen bir kurum demek. Ee, orada elbette insanın olduğu her yerde olduğu gibi ailede de bazı sorunlar, sıkıntılar olacak. Biz geçinmeye gönlümüz varsa eğer sürdüreceğiz bu yuvayı. Yani insanın geçinmeye gönlü olmalı, sürdürmeye gönlü olmalı niyeti olmalı. Niyetimiz sürdürmek olursa, geçinmek olursa çözülmeyecek sorun çok az. Yani gerçekten karşımızdaki ciddi bir kişilik bozukluğu bir patolojik durum varsa evet burada artık yapacak bir şey kalmıyor onun o meselesi, bir hastalık o. hali o hastalık artık ama değilse e, konuşarak anlaşarak her şey çözülebilir eğer bir çift çok uzun zamandır beraber zaman geçirmiyorsa ayrı uyuyorsa en ufak meselede bile e, çatışma çıkıyor kavga çıkıyorsa birbirine sevgisiz konuşuyor iletişimi zayıfsa o zaman da mutlaka bir çift terapisi desteği almalı. Bu böyle hala tam oturmamış bir mevzu bizim ülkemizde maalesef ama yaygınlaşması lazım. Nelere ne yatırımlar yapılıyor? Ya bu da aile de ciddi bir emeği hak eden bir kurum. İnsan tarlasına işte buğday ekiyorsa onun büyümesi için sulamasını, ilaçlamasını, gübrelemesini yapıyor ve aylarca onunla ilgileniyor bir sonuç almak için. Bir çiçek ektiğimizde bile bununla ilgili bizim bir emeğimiz var. E aile daha az emekle yürüyecek bir kurum değil. Emekle, özenle, çabayla o çiçeği kurutmamamız lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de bir iletişim dünyamız programının daha sonuna geldik. Bendeniz Faruk Salt programı sunmaya çalıştım. Ana kumanda da arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün program misafirim doktor psikolog Rukiye Karaköse Hanım'dı. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle bile birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın efendim. İletişim Dünyamız.